Şehri korumak için elimden geleni yapıyorum. Ancak internet dünyasındaki suçlularla mücadele etmek çok zor. Bu tehlikelerin çoğu sosyal paylaşım sitelerinden kaynaklanıyor. Özellikle çocuklar bu tehlikelerin farkında bile değiller. Facebook, Twitter, MySpace, YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları resim ve videolar çoğu zaman kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılıyor. Hatta çocuklar adres ve telefon bilgilerini bile bilinçsizce paylaşıyorlar. Hey, bu çocuk Facebook'ta dolaşıyor. Bakalım Facebook paylaşım ayarları doğru mu? Merhaba küçük dostum. Aa, örümcek adam. Caner, seninle sosyal paylaşım sitelerindeki tehlikeler ve bu tehlikelerden korunmak için yapılması gerekenler hakkında konuşmak istiyorum. Facebook'u güvenli kullandığını söyleyebilir misin? Hadi birlikte göz atalım. İlk olarak şifre belirlemenin öneminden bahsedelim. Hesap sekmesinden hesap ayarları seçeneğine giriyoruz. Şifre bölümünden değiştir seçeneğini seçiyoruz. Hackerlar tarafından çözülmesi kolay olan eski şifremizi zor çözülebilir bir şifre ile değiştiriyoruz. Şifremizi değiştirdikten sonra ismimizi kontrol edelim. Hesap sekmesinden hesap ayarları seçeneğine giriyoruz. Adım seçeneğinden değiştiri seçiyoruz. Eski ismimizi arkadaşlarımız tarafından da bilinen bir takma isim ile değiştiriyoruz. Şimdi güvenliğimiz için yapmamız gereken en önemli değişikliği yapalım. Gizlilik ayarlarımızı kontrol etmeliyiz. Bunun için hesap sekmesinden gizlilik ayarları bölümünü seçiyoruz. Gizlilik ayarların temelini Facebook'ta paylaşım ayarlarımız oluşturur. Facebook'taki paylaşım bölümü altındaki herkes olarak seçili olan seçeneği sadece arkadaşlarım olarak değiştiriyoruz. Tüm bu değişikliklerden sonra Facebook hesabımız daha güvenli hale geldi. Çok teşekkür ederim örümcek adam. Artık sosyal ağlarda daha rahat vakit geçirebileceğim.